Günaydın herkese. Biz kalktık. Saat 7'ye 10 varken falan kalktık. Hoş geldin. Hala cicilerini göster gel. Gel cicilerini göster. Gel. Dünkü aldıklarımızdan kaza bir de legging giydirdim. Kamçı mı? Gel. Yüzüne biraz yağlı kremden sürdüm. O yüzden yüzü parlıyor biraz. Acıttın mı? Aa, evet duydum onu. Dizini acıttın. Kıyamam. Az bir göster. Göster bakayım. Oo cici. Cici Melis cici. Evet lensi kirletmeyelim. Sağlıklı smoothie yapacağım. Canım çekti. Ispanak da hazır var evde. O yüzden smoothie yapacağım. Yanına işte normal her zamanki kahvaltıda yaptıklarımız gibi ekmek falan süreceğim de Melis'e yulaf ezmesi yapmak istiyorum. Küçükken de denemiştim ama sevmemişti hiç. Yemedi. Şimdi biraz daha büyüdü. Belki şimdi hoşuna gider. Böyle meyveli yulaf ezmesi vereceğim. Hoşuna giderse süper olur. Çünkü bundan sonra her sabah yulaf ezmesi yerim. Ben bilmiyorum eski vloglardan hatırlıyor musunuz ama anlatıyordum ya da bugün ben ne yedim videosunda mı ben bir kere anlatmıştım ama ben hamileyken neredeyse her gün her sabah yulaf ezmesi yedim. Yulaf ezmesi çünkü sütü çoğaltır. Her sabah yiyordum. İşe yaradığına inanıyorum çünkü 11 ay emzirdim. Birkaç hafta oluyor. Kesin 2 haftanın oluyor. Onu da ben de kesmedim. Melis kesti. Melis istemedi de. Çok ağır geldi. Ama artık üstesinden geldim. Okey, okey. Okey, altından geç. Okey. Biraz kucağıma aldım. Çünkü blenderden korkuyor. Bir tane elma, 2 avuç ıspanak, 1 tane muz ve birazcık ananas. İçine de 2 bardak su koydum. Birazcık da chai seed koydum. Dünkü videoda da göstermiştim. Açacağım şimdi. İnşallah Melis çok korkmaz. Vallahi titriyor kucağımda. Kıyamam ben sana. Şşş, bitti. Bitti bitti. 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 Geçti. Ta-da. Yum 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 yum. Tak onu. Ya. Du mal ernst, Leute. Melis? Melis, du mal ernst, Leute. Dit muss hier. Du mal ernst, Leute. Hier. Aferin benim kızma. Gut gedammt. Gut so. Akıllı kızım benim. Benim aşkım kalktı. İlk uykusundan 1,5 saat uyudu. Aferin benim kızıma. 1,5 saat uyudun. Ya saat 12 çeyrek var. Ve az önce ev doktorumuzu aradım. Çünkü ben Melis'i tekrardan doktora götürmek istiyorum. Birkaç hafta önce sürekli bir şeyler çıkıyordu gözünün etrafında, altında. Götürmüştüm ve bana krem vermişlerdi. İşte Melis'in cildi çok kuru. Büyük ihtimalle ondandır diye. Evet cildi çok kuru. Yanakları çok böyle yani biraz sert. Sürüyorum her gün defalarca. Ama bu pütürükler gözün etrafında tam da böyle gözünün tam kipiklerinin hizasında gitmiyor. Tam tersi yayılmaya başladı. Şimdi alnında da var. Bir de şuralarında da hep çıkmaya başladı. Bana göre bilmiyorum. Benim tahminim bir alerji de olabilir. Bir şeye karşı alerjisi mi var acaba? O yüzden tekrardan götüreceğim. Saat 3'e 10 varken
randevumuz. Az önce aldım. İçim rahat değil, bir göstermek istiyorum. Ve farklı bir doktora aldım. Aynı doktora gitmeyeceğim. Başka bir doktora göstermek istiyorum. Çünkü öbürü kuru cilt dedi, krem verdi, o kadar. Bu da doğru düzgün bakması. Yine başka doktora gideceğim. Ya. Okay. Çantana bir bakayım, ne kadar güzel çantan var öyle. Ya. Ya. Hani çoraplarını getirmemiş hala yatak odasında. Ondan alıp ona koyayım. Çok yoğun benim kızım. Çok işleri var. Ya çok yoğunsun. Bunların o üstünde de, bu oyuncağın üstünde de 10 aylıktan itibaren yazıyordu. Ki ben çok tuhafıma gitti. Hani 11 ay, 10 aylıkken bunlarla nasıl oynayacaktı? Yani bunları nasıl böyle koyabilecek? Yani puzzle gibi de. Yani nasıl yapacak diye çok merak ediyordum. Meliz 11,5 aylık ve daha hala yani öyle ağzına sokuyor, oraya buraya atıyor ama tam anlamıyla oynamıyor. O yüzden çok yani yanlış stickerlemişler bence. Hiç 10 aylık bir oyuncak değil bu. Bir bebek ancak böyle atar işte. İçini alır, atar, ağzına sokar. Değil mi? Ya. Kübüs yapalım mı seninle? Bu arada Melis'in dün gece ilk defa yaptığı bir şeyi anlatmak istiyorum. Sabaha kadar uyudu. Banyosunu yaptık, yatağa yatırdık. Çünkü zaten iyi uyuyordu. Hani son haftalarda sadece bir kez uyanıyordu. Onu da anlatmıştım. Hani saat böyle 12 gibi bir kere uyanıyordu. Ben de o anda kendi işte büyük yatağımı alıyordum. Koynuma böyle burama yatırıyordum. Ve sabaha kadar böyle koynumda uyuyordu. Dün gece uyanmadı. İşte biz de yattık. Saat 3.30 falan oldu. İşte ben yattım, şey yapmadım, hiç düşünmedim bile. Dedim ama biraz sonra 1'de falan uyanır ya da 1.30'da uyanır. Saat 3.30 oldu, ben uyandım. Allah Allah. Bakıyorum şimdi çünkü zaten yatağı tam bizim yatağımızın yanında. Daha hala uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor. Ağzı açık. Dedim ne oluyor? Daha neye ihtiyacın yok mu? Anne seni çok özledi ama. Uyuyamadım. Dişler için iyi geliyor galiba. Uyuyamadım ondan sonra. Dedim hani ne bileyim ben böyle o kadar alışmışım ki Melis eksiklik vardı işte Melis. Seni aradım kız gece. Yok. Sonra sabah 7'ye çeyrek varken kendisi uyandı. Öyle. Sabaha kadar uyudu ilk defa. Ama bilmiyorum bir seferlik miydi? Bu geceyi göreceğim. Bu gece nasıl olacak? Çünkü belki de bir seferlik bir şeydi. Hani çok belki de dün çok yorulmuştur. Uyanmadı. Ama bakalım. Bu gece de yine deliksiz sabaha kadar uyuyacaksın kendi yatağında. O zaman belki de artık bana ihtiyacı olmayabilir. Anne o zaman üşülür ama. Ya anne çok alışmıştı seninle beraber yatmaya. Bunu daha önceden de anlatmışımdır. Melis doğduğundan beri benim koynumda yatıyor geceleri. Çünkü emzirmek öyle benim için en kolaydı. Yani hemen yanımda hemen öyle emziriyordum. Hiç uyanmadan da uykusunda emiyordu. Sonra uyumaya devam ediyordu. Melis hiçbir zaman... ya ben Melis'le geceleri hiçbir zaman sorun yaşamadım. Hani evet sürekli uyanıyordu emmek için ama... Hani emmek için uyanıyordu. Hani ağlamıyordu. Hiçbir zaman gece uyanıp da ağlamadı Melis. Uyanırdı emmek için. Emerdi, uyurdu. Sonra 2 saat sonra uyanırdı. Emerdi, uyurdu. Öyle ben... Şimdi tahtaya vurayım. Öyle geceleri hiç uyanıp da ağladığı falan öyle olmadı. Sadece ilk 2 ay falan olmuştur. Ondan sonra da daha ondan sonra kesildi.
Çok iyi uyuyor geceleri. İşte bana bazen zor geliyordu. Çünkü Melis çok güzel uykusunda yemiyor ama ben uyanıyordum tabii ki. O yüzden bana ağır geliyordu. Ama bazen de düşünüyordum ya, ağır geliyordu ama Melis hepten uyanıp da bir de ondan sonra ağlamaya başlayıp da tekrar kendisi uyumasını bilmeseydi, ağlasaydı, gece yarısı kalkıp onu tekrardan sallasaydım daha da büyük bir işkence olurdu. O yüzden ben her zaman yine şükrettim. Her iki saat uyansam bile en azından hani emip tekrardan uyuyordu. Öyle kalkıp tekrar böyle sallama falan gibi hiçbir problemim olmadı. Şükür. La 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 oynasana bebek. Kamera açıldığında oynamak istemiyor mu? Hı? Gel beraber oynayalım, gel. Gel. Şuraya koyalım. Gel. Gel. Hadi utanma. Oyuncaklarıyla biraz sıkıldı. Değişik şeyler göstermeye çalışıyorum. Mutfakta işte bir şeyler buldum da aslında şimdi bir yaşına giriyor, yavaş yavaş şey öğrenebilmesi lazım. Hani bir şeyler hani iç içe girmesini falan anlaması lazım da dedim oyuncaklarıyla sıkıldı. Gel bak. Bak Melis. Bu. Bunun içine giriyor. Bu. Girdi hepsi. Çoraplar yine çıktı. See that? Net gezien? Pas allemaal in elkaar. Kijk, groot. Die gaat hierin. Gaat hier. Gaat hier. Gaat hier. Tada! Yay! Sen de koyacak mı? Melis. Onu bunun içine koy. Goed zo. Onu da bunun içine koy. Goed zo. Bunu al. Bunun içine koy. Bunu al. Bak mer. Bunun içine koy. Duma hierin. Duma hierin. Goed gedaan meisje. Goed zo. Ja, şimdi çıkar. Die komt hier, ja, goed zo. En die komt hier. En die komt daar. Appelen. Kijk. Goed gedaan. Goed zo. Goed gedaan. Ze kwam dan maar zo snel. Anneye mi sarılmak istedin?
Okey, sarılalım Elif'e. Sarılası mı geldi? Hey, mama is here. Hasta mısın yoksa? And don't crack your letters back, holy fungi in that post, let your mama to me. Ne oldu bir tane? Anne burada bir tane. Anne bir yere gitmiyor. Ne oldu? Misin bir tane? Hı? Ne oldu? Ya anne burada. Anne bir yere gitmiyor ki. Anne bir yere gitmiyor ki. Hı? Ya. Okey, oturalım. Okey. İstediğin kadar oturalım bebek. Bir tane. Ya, orada Melis yazıyor. Melis yazıyor. Ya, sensin bu. Bak anne seni çok seviyor. Yazdırdı buraya. Melis. Hı? Sen çok akıllısın. Biz dışarı çıktık. Ev doktoruna doğru yürüyoruz. Çok uzak da değil, o yüzden yürüyerek gidebiliriz. Biraz erken çıktım çünkü gitmeden önce bir iki tur atarız diye. İyi gelir dışarıdayken. Değil mi? Güneş de var. Melis'in bugün neyi var? Az önce ateşini ölçtüm. Ateş yok. Neyi var bilmiyorum ama sanki yani böyle şey yapıyor beni. Hani sanki gidecekmişim bir yere gibi böyle. Nasıl dersin? Yani şey gibi tutunuyor sanki. Hani bir yere gidecekmişim de beni uzun süre görmeyecekmiş gibi. Tabii tabii. Öyle yapışıyor bana. Sabahtan beri. Zaten sabah da görmüştünüz. Bir ara çekmiştim. Kucağımdan inmek istemiyor. Hani bu sefer hani kucakta olmak istiyor. Sarılıyor bana. Hani sarılmak istiyor sürekli bana. Bugün neyi varsa ilk başta hasta sandım. Hani belki yani iyi hissetmiyor bana. Hani yakın olmak istiyor falan diye ama ateşi falan yok. Bebek. Hani şimdi bile görünmüyor. Çünkü ceket var da elleriyle yanıma böyle hay tutunuyor. Çok ilginç. Bugün nedense bana çok yakın. Herhalde gece beni çok özledi. Anne de seni çok özledi. Ay, kıyamam. Yüze pütür pütür ya. Kıyamam sana. Doktora göstereceğiz şimdi.
Havada çok güzel. Burada bir değişiklik var. Ağaçların yaprakları yok. Hepsini almışlar. O yüzden burası çok nasıl dersin, kel duruyor. Türkçem. Annenin Türkçesi çok komik kızım. Melis gittikçe ağırlaşmaya başlıyor. Kızım 10 kilo oldu neredeyse. Taşı bakalım 10 kilo. Tabii ki ergo öyle dizayn yapmışlar ki kilosu hani omuzlarımda falan eşit bölünüyor kilosu tart. Yani çok ağır gelmiyor bana ama tabii ki Melis de büyüdükçe ben de çok şey bir şey değilim yani. Kaç kiloyum ki? Yine minnacık bir şeyim. Ağır gelmeye başlıyor bana. Zaten annem sürekli artık taşıma diyor. Kendini Allah korusun bir yerinde işte uzun süre bir işte ağrıların olur falan diyor. İşte sen daha Melis'e lazımsın diyor. Bak daha okula gidecek, büyük okula gidecek, evlenecek, torunlar olacak. İnşallah o günleri de göreceğiz. Sen Melis'e lazımsın diyor. O yüzden hani bebekken iyiydi de şimdi büyüdü ya. O kadar taşıma artık diyor. Taşımamaya çalışıyorum ama işte böyle şey gibi yürüyorum. Hamileymişim gibi yürüyorum zaten. Ördek gibi yürüyorum. Evet. Ama çok da hoşuna gidiyor. Evde bunu taktığımda, bunu gördü taktığımı. Aa, hemen nasıl geldi, nasıl seviniyor. Hoşuna gidiyor kızın ama bir yandan evet, kendime de zarar vermemem lazım tabii ki. Annemin dediği gibi daha Melis'e ben çok lazımım. O yüzden bak yoruldum bile şimdiden. Bu arada dünkü aldığım Maybelline Better Skin fondöteni sürdüm, kullandım. Nasıl? Şimdi bu en güzel ışık ya şimdi. Belki daha iyi görünür. Sen beğendin mi? Yani ben beğendim. İki de almışık. Değil mi? Çocuklarla çok ilgileniyor. Böyle çocuk gördüğünde çok şey yapıyor. Böyle dikkatli bakıyor çocuklara. Acaba şey var mı ki? Biraz sonra, şimdi değil de, şimdi biraz küçük. Biraz sonra yürümeye başlasın. Onu böyle şeylere götürmek istiyorum. Hani böyle. Hani jimnastik değil de, bebek jimnastiği gibi değil de hani bebeklerin bir arada olduğu bir yer. Ki arkadaş edinsin, biraz sosyalleşmeyi öğrensin. Ama daha küçük şimdi. Önce yürüsün bir. Ay, yoruldum, konuşamıyorum. Ya eve geldi. Ben şimdi yemek düşünüyorum. Ne yapabilirim akşam yemeği için? Melis'in yiyebileceği bir şey tabii ki. Bir tanem. Aşkım benim. Anne yemek yapacak. Aşkım ya. Doktor bir şey demedi. Geçen seferki gibi cildi çok kuru dedi. Siz sürmeye devam edin dedi. Alerjiye benzemiyor dedi. Alerji olsa her yerinde olur dedi. Bütün vücudunda olur dedi. Sadece yüzünde olmaz dedi. Ve öyle yine beni biraz... Hey! Bir tanem. Aşkım benim. Tamam gel. Saçlar ne öyle? Saçlar öyle düşmüş. Öyle yani siz krem sürmeye devam edin dedi. Daha da beter olursa o zaman gelin dedi. Belki diş çıkarmakla ona bağladı. Hani bazı bebekler diş çıkarttıklarında öyle oluyormuş. Tamam dedim. Kopar birazını da. He? Bu kadar yeter, kopar diyorum gerisini. Ne işte. Çayna. Nereye koydum sana? Oradadır. Nerede?
Nerede? Kaçmaya çalışıyor. Kaçamaz. Kaçamazsın benden. Bir kere de ben bitireyim bari. O hanımefendinin çok çok uykusu geldi, artık uyuması lazım. Geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Tamam, yarın tamam. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Böyle yap.